İşte Gaye Gelen'in 21 çeşit ikramdan oluşan sunum masası. Gül böreği, içli köfte, kara lahana sarması, çikolatalı yaş pasta, bisküvili toplar, un elvası, mercimek köftesi, midye dolma, kakaolu kurabiye, yaprak sarması, narlı, Brüksel lahanası salatası, fasulye turşusu kavurması, havuç tarator ve üçgen börek masadaki lezzetlerden bazıları. Soframa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorum yapmadan önce mumlarımı yakmak istiyorum. Ben romantik konuşalım. Ledlerim yanıyor mu? Öncelikle ateş sana çok iyi gelmiyordu. Yanmıyor. Dün yanmıştı, elin iyileşti. Ay, yatak odasında pilim evet, bitti. Evet, iyileşti canım. Bak burada ama pil anda yanıyor. Üflememe gerek yok. Senin buzların vardır. O buzlarla sen hallet o işi. Ya laf soktuğunu mu sandın şimdi? Laf senin soktuğunu buzların sen vardır, zannetmiyorum. Bence şu mumları kapatalım. Ay, ben istemiyorum. Yanımda ben bir ateş istemiyorum. Onu yapacağımdan korktum. Orada. Ben de bunu alıyorum buradan. Ben de sen kendi kendine yakıyorsun çünkü. Sofranda daha iyi. Güzel bir an şeyi geri alıyorum oraya. Ay, ne kadar kıskanç, görüyorsunuz değil mi? Şey, hemen masadaki kusurları görmeyelim diye maskot arkadaşımızı yine mi getirdin? Ne kadar tatlı. Eğlenmeniz için getirdim. Umarım keyifli, romantik, güzel bir sofra olur. Benim oturma odamda şömineye görgüsüz demiştiniz. Peki bu ne? Bu görgüsüz değil mi? Ben şömineni beğendiğimi söylemiştim ama sen sürekli hep unutuyorsun ağladığın için o gün. Ağladığım için unutmuyorum. Ama sen, ben beğendiğim şeyleri, biraz bana özenmişsin. İşte beğendiğim şeyleri. Mumluklar, şamdanlar, çiçekler. Canım benim. Aynı şekilde işte şömineme laf yaptığın halde hala görgüsüzlük yapmışsın. Ben şöminene laf yapmadım. Bence program başladığı zaman izle, şömineni beğendiğimi söyledim. Şule arkadaşımız şömineyi beğenmemişti ben ama sen her şeyi unutuyorsun. Balık hafızasın galiba. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Yatak odandaki örtünü yine buraya mı getirdin sen? Evet canım, buraya getirdim. Sen fazla konuş diye getirdim buraya. Peki neden ütüsüz? Canım, bunlara çok fazla ütü yapılmıyor. Buharlı yapılıyor, yapılıyor gayet. Evet, buharlasan çok romantik. Buharlı ütü yapsan da hemen kırışabiliyor. İnce keten, yıkanmış yani keten olduğu için. Yani sen temizlik yapmamışsın bence. Çünkü mutfağında da musluğun kirliydi. Burada ütün yok. Sen hiçbir hazırlık yapmadın mı? Canım, ben gayet iyi bir şekilde hazırlandım ama siz beni kıskandınız. Çok romantik de maskot arkadaş çok alakasız duruyor. Onu senin için getirdim. Beraber dans edersiniz. Ay, çok sevdim. Benim çocuğum uyanıp uyanınca saçları aynı öyle oluyor. Aynı bana şu an onu hatırlatıyor. Şule, karşılıklı dans etsenize. Tabii canım, seni mi kıracağım? Ben buna İrem arkadaşımızın da o disko toplu ayakkabılarıyla eşlik etmesini istiyorum. Kızlar, teşekkür ederim. Alkışlayabilir miyiz? Bak, senin için romantik bir dans ediyorum. İkinci maskot Tuğla arkadaşımızı izliyoruz. Yo, vallahi ben senin kaybetmeni izliyorum bu masayla. Gaye bana maskotluk yapıyorsun dedi ama bence tek faydası benimle dans etmesi oldu. İlk defa bir gelin bir maskotla romantik bir dans etti. Bir insan hayatında kaç kere Sonic'le dans eden bir gelin görür ki? Ama İrem, sen pek alışkın gibisin çünkü tüm dansı manasız bakışlarla izledin. Manasız bakışlarla izlemedim. Bana görgüsüz deyip aynı şeyleri kendi evinde yapıyor herkes. Şaşkınlıkla izliyorum. Merak ediyorum bakalım yarın ne bekliyor beni. İrem'in dili açılmış arkadaşlar. Evet, kendi dördüncü gün. Haksız yorumlar yaptığınız için ben de sizin evinizde dediğim gibi incik dıncık her yeri inceleyeceğim. Biz beğendiğimiz parçaları da söylüyorduk ama İrem bugün tamamen kendini oynuyor. Tamam, o zaman beğendiğim şeyleri söyleyeyim. Ben bu peçeteni çok beğendim. Teşekkür ederim. Dün de porselen ve cam uyumu vardı ama masam birazcık romantik ve beyaz olduğu için burada çok fazla sırıtmıyor. Burada sırıtan tek şey bence bu cam kaplar da kötü duruyor. Bana laf yapılmıştı aynı şey. Evet, onlar da kötü duruyor ama şunları söylemek istiyorum. Şurası uyuyor. Mutfakta yemek yaptığı kaşıkları servis kaşığı olarak masaya koyun. Aynen, bu evet. Servis canım, kaşıklarının takım olması gerekiyor. Evet. Yani burada gold kullanmıyor. Ve sen fark ettiniz mi? Üstlerinde hani sürekleri de var değil de. Zehra arkadaşım. Ama sen hani takım kadını değil de. Bak, sürekleri var. Çatalınla kaşına da bakar mısın? Bu da maskot gibi çok alakasız olmuş. Hayır, önceden yok mu? Hepsinde var. Bana laf yapılmıştı. Ben bir tane arkadaşımızın masasında da var. Arkadaşlar, bunu size getirdim. Bu evin temiz olmadığını düşünmeye başladım. Bu ne? Ne o ya? Bu lekeler ne? Su lekesi. Hele bu. Bu lekeler olabilir mi? Arkadaşlar. Bunlarla yemek alacağız. Bak,
Elinizle yemek alacağız. Da. Evet, doğru çıkarda. Uzaydan su içmeye falan alışmış. Evet, bıçak. Evet. Bak bıçaklara bak. Birazdan gene su içeceğim. Bak bıçağa bak. Su görünce dayanamıyorum. Bıçak. Yıkanabilir yani bunlar. Çok iddialı geldin. Benim evimde salladın. İşte şurası olmamış, burası olmamış. Evet, olmamıştı. Çeyizini gördük, evini gördük. Gelmiş hazır yemek koymuşsun. Benim işte 33 çeşit neredeyse yemeğim vardı. Onlara laf yapsın. Dilde yok. Gelmiş belki buraya hazır koyuyorsun. Canlanırsa kazanacaksın. Kazanacağım ben eminim. Cuma günü göreceğiz. Ama biz gerekirse canlandırırız onu. Evet, muşamba konuştun. Sen arkadaşlarıma terbiyesiz, bana terbiyesiz dedin. Zehra'ya terbiyesizlik yapıyorsun dedin. Şule'ye terbiyesizlik yapıyorum. Senin bugünkü tavrın ne peki? Çünkü siz de geldiğinizden beri... Arkadaşlar hiçbir... baksanıza zaten mosmor olmuş. Evet, bu galiba bile. Gün sonu sadece mosmor elbiseme, anladı. Sadece elbiseme erkenden konuşabiliyorsunuz. Giyindim. Sadece elbiseme... Yok, çok şey konuşacağız şu an, sen merak etme. Başka bir şey ben yapamıyorsunuz. Devam edeyim. Size gülüyorum. Ben de sana gülüyorum. Ha ha ha. Ben konuşmak istiyorum. Tabii ki. Bu tabaklar ve kaşıkları... Ben uyduramadım. Yani bu tabağa bu kaşık olmazdı. Gümüş olsa daha iyi olurdu. Heyecandan düştü. Heyecandan aynen düştü. Nazar değdi. Nazar değdi. Nazar bence senin en son bu masana uğrayacaklar. Bu masada senin yaptığın bir şey var mı? Evet, var. Hangisi? Makarna salatası. Sadece makarna salatası. Evet. Mı? Çok zorlandın mı yaparken? Onu da şey yapmıştır. Şöyle kocan yaptı deyip duruyorsun ama sabahtan beri burada iki tepsi böreği yedim bitirdim. Yok, bir lokma börek yedim. Bir lokma falan Mara, değil. Ben burada... Arkadaşlarla konuşurken dediğin için. Sen kıskandın. Ay çok kıskandım. Benim kocam hiçbir şey yapmadı. Neden senin kocanı kıskanayım ki? Yani bunu dünden beri çok saçmasın gerçekten duruyorsun. Ya. Hiç saçma değil. Bak hala yiyorsun. Sen sinirlenince yemek mi yiyorsun? Mutlu olunca mı yemek yiyorsun? Acıkmıştım o yüzden yemek yiyorum ama yemeyeceğim yemeğini. Yeme o zaman. Yemiyorum. Senin sofranı hatırlıyorum da böyle... Ay bu ne? Bu da hamur işi. Bir lokma bir şey yiyeceğim. Şurada hamileyim. Acıkmışım hala. Ne diyorsun ya? Kötü bir şey mi dedim? Keşke doğru değil. Keşke hamileye biraz hassas davransaydın. Bir de bana hassas davranacağını söylüyordu. Kimin Zehra'nın evinde Zehra'nın evinde Zehra'nın evinde davrandınız mı? Bana... Ay ne kadar ikiyüzlü. Ne zaman? Zehra'nın evinde bana hassas davranacağını söylüyordu. Bence olan sensin. Aynen öyle. Bana hassas sen Zehra'nın salonunda Zehra... Terk edip gittim ve ne hassas davranmış. Yok, terk edip gittim ama geri geldim. Tamam, hassaslık mı oluyor bu? Tamam, onu ben mesela söyledim ama sen de savundun. Şimdi niye aynısını ben sana iyi davranacağım. Farkında mısınız? Benim evimde misafirperverlikle göreceksiniz. Sen de aynı şekilde yiyip yiyip duruyorsun. O zaman biz komple çıkalım. Bir dakika. O zaman biz yemek... komple çıkalım canım. Evet. Sen bizim yediğimiz lokmaları sayıyorsan. Kaçmak kolayınıza geliyorsa kaçabilirsiniz arkadaşlar. Ben de çıkarken arkanızdan kahkaha atarım. Bu da benim hoşuma gider. Biz kaçmıyoruz. Ben bence kaçmıyorum. Senin... Ben gayet biliyorum. Ama az önce Zehra arkadaşım öyle söylediği için ben cevap verdim. Tamam. Gitmemizi istiyorsan gidelim dedim ben. Çünkü bunları sen bizim gitmemizi için yaptın. Istemiyor. Yememizi, gitmemizi istemiyor. Şu an yememizi istemiyor. Peçete veriyor. Yapmış ama size. Kendi yiyecek herhalde. Zaten yemişsin, yemişse. İnsan misafiri yemek yerken hiç iki tepsi yedin diye lafa girer mi? Cümlemden rahatsız olduysan başka türlü açıklayabilirsin. Senin yüzünden sofrada yemek yemedim.